Önünde taksi beklerken kaynana oradan başladı bağırmaya. Kayınpeder başladı şey yapmaya. Ben bu sefer dedim, baba sen karışma dedim yine. Bana orada küfür etti. Küfür edince annem de yani kayınvalide de başladı orada şelik yapmaya. Süleyman Bey de mi küfür etti ikisi de küfür etti? Evet. Kendisi de biliyor yani. Aynen söylediği kelime şu. Sen dedi alışmışsın dedi böyle dedi yapıp yapıp bırakmaya dedi çocuklara bakmamaya dedi. Ben de baba dedim bak sen karışma dedim. Ama bu şey yapmadı arkasından bana tekrar küfür etti. O kadar açık söyleme hocam. Yalan. Evet. Süleyman. Dur bir saniye ablacığım. Bak bir dakika ben sana söylüyorum. Anlatıyor, yalan anlatıyor. Değil. Anlatıyor. Tamam, ben sana söylüyorum. Tamam, bir dakika. Tamam. O arada kayınvalide şelik yapmaya başladı. Bağırmaya başladı. Ben aslında işin gerçeği yemin ediyorum size kayınpedere vurma şeyim yoktu. Ben evet. Aslında kayınneyi vuracaktım orada. Kayınpederi evet. Vurdunuz yani. Hayır. Hı. Bak kayınneyi vuracaktım ben o arada. İçeri kapıyı açtım içeri girdim. Babam kolumu tuttu. Kolumu tutunca kayınvalide de zaten çapayla bir iki sefer vurmuştu beni. Ben bunu tutunca ben dizüstü düştüm. Bıçak elinizde mi o sırada? Bıçak elimde. Ya bıçağı alıp siz kayınvalideye doğru gittiniz. Evet. Elinizde bıçak evet, var. Evet. Dünkü canlandırma bir canlandırma. Ondan sonra babam elimi tuttu benim bileğimi kıvırdı. Kıvırıncaya kadar ben bıçağı alacağım diyerekten sağ elimi alacağım diyerekten sağ elimle şey yaptım parmağım kesildi benim. Anladım. Ondan sonra bıçağı çevirinceye kadar o beraber yani şey yapıyoruz. O arada ben kayınpederin yere düştüğünü gördüm. Ya bıçağı çevirirken ocağına nasıl... Çevirince, bıçağı çevirirken ben kayınpederin... Saplandı. Evet. Yani siz bıçağı çevirirken... Hayır saplandığını falan bilmiyorum ben. Kayınpederin yere düştüğünü gördüm ben. Bıçak ne kadar büyüklük bir bıçak? Nasıl bir bıçak? Küçük bıçak ya şöyle bir bıçak. Açıp kapanmalı bir bıçak. Evet açıp kapanmalı bir bıçak. Ondan sonra... Doğruyu söylemiyorum. Abiciğim işte, değil Ramazan yani bir saniye şu anda işte. Dün farklı bir şey söylüyor. Evet, bugün her şeye itiraf bir ediyor. Anlat. Ben söylüyorum itiraf amca. Ediyor, itiraf. Ben olanı söylüyorum şöyle şimdi. Söyle tamam evet. Anlat. Hı. Burada. O arada Çiğdem başladı bağırmaya. Çiğdem hep başında mıydı? Hep yanınızda mıydı? Yani Çiğdem'i ben önce çocukları içeri götür dedim. Çıktıklarım oldu, oldu yani. Çocukları içeri götür dedim. Ama Çiğdem siz dün babası akşam konuşmuşsunuz galiba. Konuşmaya karar vermişsiniz öyle anlıyorum ben. Ya hayır, ben de söyledim zaten. Verdim. Ne yani olduysa söyledim. Süleyman Bey. Hani bu hayatı korka korka yaşayacağımıza. Evet. Yani evet. Ben gördüğüm kadarıyla yine söylüyorum. Hani siz dün üstüne basa basa söylediniz ya o eşin o bıçağı nasıl soktu nasıl etti dediğiniz üzerine defalarca sormanıza yani. Rağmen yine aynı soruyu sorsanız ben yine aynı cevap veririm ama. Dün ama, dün ama Süleyman Bey şunu söylemişti. Bıçak babamın elindeydi. Kayınpederim. Kayınpederimin evet. Elindeydi. Ben ama bugün itiraf ettiniz evet. Yani gerçeği. Şu anda ben bunları bu ekranda şu anda duyuyorum. Hı. Biz ne otelde ne dışarıda ama biz bu konuyu küçük bir eksik var. Küçük bir eksik konuşmadık. Var. Evet. Küçük bir eksik var Süleyman Bey. Öncelikle bu iyi niyetiniz için önce bir teşekkür etmek istiyorum. Evet. Çünkü bu önemli bakın, bir itiraf o, evet. Akla mantığa uygun bir dünkü anlattığınız akla mantığa uygun değil demiştim. Evet. Neden? Çünkü bakın ben belki bilmiyorsunuzdur 20 yıl boyunca cinayet büroda çalıştım. Yani bir olay nasıl olur, nasıl gerçekleşir, nasıl bıçak girer, nasıl düşer onları az çok biliyorum, kestiriyorum. Şu anki anlattığınız daha akla mantığa uygun evet. Ve araya kayınpederinizin girdiği çok açıktı. Fakat sadece şunu söylemeniz gerekiyor. Orada zaten siz onu muhtemelen bilerek yapmadınız. Ben bilerek vurmadım bilerek zaten yapmadınız bıçağı. Yani. O benim elimden ama bıçağı alacağım derken. İstediniz. Evet, kayınvalideyi vuracaktım. Ama itiş bakın. Hayır, itiş kakışta onu i̇tiş vuracaktım. Kakışta, çünkü bütün şeyimizi yapan, kakışta, bütün şeyimizi karışan oydu. Ve çok da yani itiraf etmiş oldunuz yani ha. Aslında şu anda. Kayınpeder öyle bir insan değildi. Değildir evet. Bunu muhtemelen. Amcam da biliyor. Peki, yengem şey de biliyor. Siz bunu mahkemede böyle yaptığınızı açık şekilde itiraf ettiniz mi? Yaptığınızı. Evet. Hı? Bu şekilde ben çevirirken, hayır bu şekilde değil. Çevirince elini çevirdim. Ama bıçak, ama bıçak ben elindeydi. Hayır başka bir şey soracağım. Bir dakika. Bu şekilde. Şimdi biraz önceki anlattığınız şekilde evet. Mahkemede söylemediniz muhtemelen. Hayır onu söylemedim. Şu anda bunu burada itiraf ediyorsunuz evet. Değil mi? Çünkü eşinizin itirafından sonra anladınız ki artık bu iş yanlış bir tarafa doğru gidiyor. Hayır ben söyledim bu onu. Bu çelişkiler zaten bakın Süleyman Bey mahkeme heyetini kandıramazsınızdır. Yani bu evet. Çelişkiler sizi zaten yakacaktır. Şu an itiraf etmekle çok doğru bir hareket zaten yaptınız. Zaten adli kontrol şartıyla dışarı bırakılmıştı. Tabii çok doğru bir hareket mahkeme yaptınız. Mahkeme devam ediyor zaten yine. Çok evet. Da evet. Zaten siz beraat falan etmediniz yani. Hayır beraat etmedim. Sadece adli kontrol şartıyla evet. Duruşma var. Tabii. Siz tahliye edildiniz var. Sadece. Evet. Tahliye edildiniz. Davanız dışarıdan şimdi devam ediyor. Ben ama izninizle netleştirmek için soruyorum. Siz o sırada kayınvalideye çok kızdığınız için bıçak hocamın kenarına kim koymuş bıçağı oraya? Bıçak devamlı orada oluyordu zaten. Orada duruyordu yani. Babam
bazen ot biçiyordu. Doğru. Yani kış olduğu için kömürün... Ondan mı biçiyordu? Ufak biçerler şundan. Hayır. Ramazan abi. Evin adam önünde... Anlatıyor zaten. Anladım, müsaade. Tamam, ancak, anlatın. Şimdi sen hiç yapmadığın yerler... Aha kızı burada söylesin. Ben yalan söylüyorsam söylesin. Desin kabak doğruyordu orada evin önünde. Anladın mı? O oraya kabak koymuş getiriyordu, diyor. Boyunları veriyordu. Diyorsun ki o sırada ben kayınvalideye çok şey yaptığım için... Kayınvalideyi öldürmek için... Ona doğru yöneldim. Kayınpeder araya girdi. Kayınvalide küfür etmiş. Belli yani. Sadece şunu değil. Soralım. Şimdi kayınpederin oraya gelir misin? Bak şimdi gösterelim bak. Şimdi sen aldın böyle ya da söyle. Ben uçaklama şimdi, anını anlamadım ben şimdi de. Sen, bak hocam ben şimdi, onun dediğini anlatayım mı size? Ben anlattım. Şimdi ben giderken ben, arkadan mı bak, aldı ben bunu İsmail'im. Kayınpeder yoksa? Şey, ben Süleyman'ım. Ben şimdi canlandıracağım bak. Cebimden çıkardım bıçağı. Tamam. Kayınpederi vururken tut gelin. Hayır. Nasıl? Ben o tarafa gidiyordum. Önüme geçti. Bak ben anlatayım. Eğer bunda bir hata varsa düzelt. Ayağa kalk. Gel. Şimdi yok. Kalem gitti bu. Şimdi ben senim. Sen de kayınpederin ol. Tamam mı? Ben kapının önündeyim. Kayınvalide bizi kışkırtıyor, sana küfür ediyor. Evet. Seni işte artık ne söylüyorsa orada tam bilmiyorum. Sen de sinirlensin, yeter artık diyorsun. Bıçağı açıyorsun. Giderken kayınpederin seni tutuyor değil mi? Ben bıçağı açtım. Dün eşinin söylediği gibi. Sağ elimi tutuyorsun yani değil mi? Evet. O arada, ama sen bıçak gitme. Benim elimde, babam benim sağ elimi tutuyor böyle. Bak ben zaten senim, sen karıştırma. Sen kayınpederinsin şu anda. Evet, sol elimi tutuyor. Evet, seni tutuyor ama sen hala kayınvalidene gitmeye çalışıyorsun. Evet. Orada bir itiş kalkış oluyor. Evet, o esnada da o bıçak oraya giriyor. Evet. Olay bu değil mi? Olay. O esnaf değil. Ben benim arkamı geçiyor babam. Benim yan tarafımı geçiyor. Ben aşağı böyle düşüyorum. Düşünce o benim elimden bıçağı alacağım diye böyle o yukarıda ya bıçağı alacağım diye şey yaparken oraya geliyor. Bıçak saplanıyor. Yani dediğim hikaye şu. Bu arada arkadan tutuyor. Kaynağı vurmak üzereyken bıçağı tutuyor adam. Evet. Bıçak tutan eli. Bu itiraf. Kaynağı vurmak üzereydi. Bu itiraf mahkemenindeki duruşmanın daha doğrusu 22'sindeki olan duruşmanın seyrini de değiştirecek. Aynen. Tabii ki. Çok önemli bir itiraf.